Hava Yolları Miami hattını 14 yıl sonra tekrar açtı. Kış tarifesinin başladığı 25 Ekim'de gerçekleşen ilk uçuşta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile birlikte yapımcımız Güntay Şimşek de yer aldı. Miami, THY'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 8. Amerika kıtasındaki 12. uçuş noktası oldu. 11 Eylül saldırıları sonrasında kapanan Miami hattı için gerçekleşen ilk uçuş, TAB'ın işlettiği THY'nin merkez üssü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan başladı. Check-in işleminin ardından geçtiğimiz arındırılmış salonda ilk uçuş nedeniyle Miami yolcularına limonata ve kek ikram edildi. Ev sahibi olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da Miami yolcularını tek tek hoş geldiniz diyerek karşıladı. Boeing 777-300 ER'ın kapı kapatmasıyla birlikte yaklaşık 13 saat süren yolculuk başladı. İlk sefer olması sebebiyle Miami uçağında Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya, Yönetim Kurulu üyeleri Ogün Şanlıer, İsmail Cenk Dilberoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur, Abdülkerim Çay, Ali Serdar Yakut ve basın müşaviri Ali Genç eşlik etti. Ayrıca bu ilk uçuşta Boeing Türkiye Genel Müdürü ve ülke temsilciliği görevine kısa süre önce atanan Ayşem Sargın Işıl, yapımcımız Güntay Şimşek ve Türk basınından temsilciler de yer aldı. Uçağımız ilk sipariş verilen Boeing 777'lerden olduğu için 3 sınıflı olarak hizmet veriyor. 239'u ekonomi, 69'u comfort ve 29'u da business sınıfta olmak üzere 329 koltuk kapasiteli uçağımızın ilk uçuşunda 280 yolcu vardı. Purser Dilek Güloğlu Öner yönetimindeki 16 kabin ekibi ve 4 uçan aşçı yolculuğun konforlu geçmesi için özenle çalıştı. Kokpitte ise mesul kaptan pilot Bilgin Gündüz ve ekibi bu uçuşta bize eşlik etti. Miami hattı bizim 8. hattımız. Ve bu hatla birlikte biz Amerika'da sayımızı arttırıyoruz, nokta sayımızı arttırıyoruz. Amerika'nın en çok büyüyen, en hızlı büyüyen havalimanlarında varlığımızı, önemli hub'larında varlığımızı bu uçuşlarla temin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Atlanta'yı da Miami'ye ekleyerek Amerika'daki yine çok büyük hub'lardan birine uçacağız. Amerika'da gündelik şu anda 5000 yolcu taşıyoruz. Atlanta'yı da Miami ile beraber tamamladığımızda günlük 6500 yolcuya çıkacağız. Ve burada haftalık 81 frekansla uçacağız. Şu anda 70 frekansa çıktık. Bu anlamıyla Amerika'da giderek daha da büyüyoruz, büyüyeceğiz. Uçuşumuz Miami sahillerindeki alçalma ile son buldu. Yumuşak bir inişle Miami International Airport'un pistine teker koyan uçağımız, ilk sefer sebebiyle havacılıkta bir gelenek haline gelen itfaiyenin su takı ile karşılandı. Terminalde ekibimizi Türkiye'nin Miami konsolosu Özgür Altan'la havalimanı yetkilileri karşılayarak ilk uçuş anısına kurdele ve pasta kesildi. Florida eyaletinin ikinci büyük şehri olan Miami, turizmle öne çıkıyor. Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Miami, gökdelenlerle palmiyelerin buluştuğu bir şehir ve sihirli kent gibi isimlerle de anılıyor. Deniz, kum, güneş ve renkli sahilleriyle öne çıkan Amerika'nın tropikal iklime sahip kenti Miami'nin yıllık sıcaklık ortalaması 23 derece. Miami şehir merkezinde 450 bin kişi yaşıyor. Etrafıyla birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Miami'de 5 binde Türk bulunuyor. Yanımda Miami Türk Havalları Müdürü Celal Bey var. Celal Bey'den Miami hattı ile ilgili yaptıkları çalışmaların detaylarını öğreneceğiz. Celal Bey merhaba. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Miami hattı bizim için önemli çünkü Miami'de ve çevre illerde yaşayan çok fazla Türk nüfusumuz var. Ve İstanbul'un doğal bir transit pazarı olması sebebiyle işimizi kolaylaştıran noktalardan bir tanesi. Miami özelinde düşünecek olursak biz şu anda Miami'de daily bir operasyona başladık. Yani uzun bir hat olmasına rağmen her gün sefer başlattığımız ikinci hattımız oldu. Miami hattının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla THY, dünyanın en uzun kumdan kalesini Virginia Key Beach Park'ta inşa ettirdi. 13.9 metre yüksekliğinde kumdan kale, dünyanın en büyüğü unvanı ile de Guinness Rekorlar kitabına girdi. Toplam 1800 ton kumla inşa edilen kale, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla açıldı.
THY'nin Amerika kıtasındaki uçuş sayısı sürekli artıyor. Bu durum, kıtadaki bağlantılı uçuşlar için hava yolları ile farklı arayışlara girmesine yol açtı. New York JFK Havalimanı'na getirilen yolcular, 4 Kasım'dan itibaren Avianca tarafından Orta ve Güney Amerika'ya ulaştırılacak. Ayrıca ABD'nin en büyük 5. havayolu olan JetBlue ile anlaşan THY, bağlantı sorununu bir nebze de olsa çözmüş oldu.